Kredi kartıyla alışveriş gerçekten de çok büyüdü. Dolayısıyla herkes kredi kartıyla alışveriş ediyor. Bu kart kullanma oranı %85 civarında. Nakit para neredeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken kredi kartıyla yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde kesilen yüksek komisyon oranları dolayısıyla esnafın zararı uğratına dikkat çeken Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü. Kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Dolayısıyla 45 gün veya 40 günde bu geri dönüşün sağlanmasıyla ilgili esnafın kazancı %3, bankanın kestiği komisyon %4'leri geçiyor. Bununla birlikte işletim ücretleri, post ücretleri vesaireler esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Bunlar belli mamuller. Dolayısıyla bunu mutlaka bankalar birliği aynı zamanda kamu bankaları bir öncülük yapmak suretiyle bu kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım. Esnafın post komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi birçok kalemde yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasını gerektiğini altına çizen Palandöken şöyle konuştu. Açıklanan rakamlar %2-2,5, kesilen rakamlar %4. İnsanlar %85 kredi kartı kullanıyor ama dönüşte maalesef esnafın cebine bir şey girmiyor ama hayat bir taraftan pahalanıyor. Kartlardaki yılın ilk 6 ayında neredeyse %70'i ödeyemez halde. Tabii kalan bölümünün de maksimum bölümünü ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartından hem esnaf para kazanamamadan şikayetçi. Bunun bir an evvel halledilmesi lazım. Kredi kartı tabii ki çağdaşlık para dolaşımının önlenmesindeki en büyük araç. Ama böyle para kazanılmadan hizmet edilmesi abesle iştikal. Bunun yapılması ile ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. Başta Ticaret Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, Sayın Şimşek'e konuları anlattık. Ancak bu %4 komisyon, işletim ücreti, post cihazı bedeli vesaireleri koyduğunuz zaman hadise böyle olmuyor. Hem nihai tüketici hem ürünü satan esnaf niteliğindeki küçük esnaflar aynı şekilde bu hizmeti vermek için hizmet üreten kesimler mağdur oluyor. Bununla birlikte de tabii piyasalardaki bu kredi kartıyla alışverişteki sıkıntılar aslında kayıtlı ekonomi için önemli olan şey bu sefer külfete döndü. Bunun mantıklı bir şekilde bir orta yol bulunup vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi, bu kredi kartı kullanımının sayısının daha artması ancak kredi kartını tamamını yatıramayan yurttaşlara da faizlerinin yüksek olması insanlar kredi kartı kullanmaya da korkuyor. Eskiden biliyorsunuz veresiye defterleri vardı. Ürünler aldığınız tarihten itibaren bir dahaki parayı ödeyeceğiniz tarihte fiyatlar değişmediği gibi aynı şekilde de insanların mağduriyeti olmuyordu. Ancak bu kredi kartı dolayısıyla aracı kurum banka olduğu için hemen hangi gün yatmadıysa o günler içerisinde ödeme tarihine kadarki faizinin de yüksekliğini üstüne koyarsanız insanlar bunu ödemekte zorlanıyor.